Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bu videoda sizlere Azerbaycan ile Ermenistan arasında gelişen olayları aktarmak üzere böyle bir video çekme kararı aldım. Kardeş ülkemiz Azerbaycan'da neler yaşanıyor, sizlere bir takım bilgiler vermek istedim. Dilerseniz videoya geçebiliriz. 1980'lerden beri devam eden Dağlık Karabağ krizi ile birlikte zaman zaman savaşın ve dönem dönem de çatışmaların artış gösterdiği Azerbaycan-Ermenistan hattında şu an itibariyle sıcak dakikalar yaşanıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı bu sabah yaptıkları açıklamada Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin provokasyon yaparak sınırı ihlal ettiği, yani sınırın diğer tarafından ateş açıldığını duyurdu. Yapılan açıklamanın detaylarına gelecek olursak eğer, yerel saatte 6 sıralarında Ermenistan ordusunun büyük çaplı bir saldırı düzenlediği ve sınıra yakın bölgede insanların yaşadığı alanlara ateş açtığı belirtildi. Yetkililer, sivil halktan ölen ve yaralanan olduğunu açıklarken birçok binanın da kullanılamaz hale geldiğini duyurdu. Yaşananların ardından Ermenistan'da sıkı yönetim ilan edildiği duyuruldu. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, sıkı yönetim ilan edildiğini ve topyekün seferberlik kararı alındığını duyurdu. Uluslararası haber ajanslarının yayınladığı haberlere göre de Dağlık Karabağ'ında sıkı yönetim ve seferberlik ilan ettiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından kritik bir açıklamada Bakü'den geldi. Yani Azerbaycan kritik bir açıklamada bulundu. Azerbaycan ordusu topyekün seferberliğe ihtiyaç olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada Azeri ordusunun asker sayısının yeterli olduğu belirtildi. Bunların yanına da bir şey eklemek istiyorum. Tüm bu yaşananların ardından da Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak kardeş ülkemize sonuna kadar destek vereceğimizi de ilgili bakanlıklar duyurdu. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki bu gerilimin sebebini merak ediyorsanız da açıklayayım. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Karabağ, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir gerilim bölgesi haline geldi. Karabağ, Ermenileri ve Karabağ'ın Sovyet-Azerbaycan'dan Sovyet-Ermenistan'a geçmesi gerektiğini talep etmesiyle tırmanan gerilim 20 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Burada bir tırnak açmak istiyorum. Karabağ bizim toprağımız arkadaşlar. Ermenistan'a ait bir toprak değil. Bizim atalarımızdan kalan mirasımız ve bunu korumak da boynumuzun borcu. Yıllardır Karabağ'da yaşayan soydaşlarımız, aynı millete mensup insanlarımız var bizim. Bundan dolayı da Karabağ gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerek de Azerbaycan Devleti olarak büyük bir önem teşkil eden bir sınır haline geldi. Taraflar arasındaki ilan edilen ateşkese rağmen Azerbaycan ve bölgeyi işgal eden Ermenistan sınırında sık sık çatışma yaşanmaya devam ediyor. Bölgedeki gerilim, bölgedeki doğalgaz ve petrol boru hattı koridoru dolayısıyla uluslararası kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. Fakat bizim burada derdimiz petrol veya doğalgaza sahip olmak değil. Bizim oradaki tek derdimiz, tek gayemiz, tek amacımız oradaki yaşayan soydaşlarımıza huzurlu bir ortam sunabilmek. 20 yıldır bu kavga bundan dolayı veriliyor. Gelelim bugün yaşanan bir diğer detaya. TRT Haber muhabiri bu sınır bölgesinde bir röportaj verdikten sonra arabasına ilerlerken havada iki tane drone görüyor. Bu dronların Azerbaycan Milli Ordusu'na ait olduğunu düşünüyor. Fakat bu dronları gördükten 2-3 dakika sonra yoğun bir havan topu mermisi atışına maruz kalıyor. 4-5 tane havan topu mermisi yakınlarına düşüyor. Zaten bu havan topu mermileri Ermenistan tarafından Azerbaycan'a atılıyor ve bölgede çok büyük oranda sivil kayıp ve askeri kayıp yaşanıyor. Azerbaycan ordusu misliyle Ermenistan'a karşılık veriyor. Hemen akabinde de Ermenistan, Azerbaycan ordusuna ait bir tane helikopteri düşürdüğünü duyuruyor. Fakat o helikopterde düşen askerlerimizin sağlık durumunun iyi olduğunu Azerbaycan hükümeti açıkladı. Bölgeden gelen bir diğer habere göre de şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin SİHA'ları, insansız hava araçları Ermenistan sınırlarına girmiş bulunmakta. Haberin doğruluğunu bilmiyorum ama böyle bir söylenti dolaşıyor. İnşallah doğrudur. Bildiğiniz üzere kanalımda politika ve siyasete yer vermiyorum. Fakat bu olay politika ve siyasetin de ötesinde bir millet davası, bir millet meselesi. Bizim meselemiz Azerbaycan bizim kardeş ülkemizdir. Karabağ bizim toprağımızdır. Azerbaycan'ın hak ettiği bir topraktır. Son 6-7 aydır özellikle Ermenistan'ın yaptığı alçakça saldırılar Azerbaycan devletinin sessizliğini bozmasına neden oldu ve son bu olaydan ötürü de Azerbaycan artık resmen sabrını taşırdı ve karşı atağa geçmiş bulunmakta. Biz iki devlet, tek millet olarak Azerbaycan'ın yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz. Azerbaycan'da yaşayan kardeşlerimi ve
Karabağ'da yaşayan soydaşlarıma, kardeşlerime canı gönülden başarılar diliyorum. Dualarımız sizinle, bizim elimizden şu anlık bu geliyor. Ama umarım ki bir gün hak ettiğiniz değere kavuşacaksınız. Bir gün Karabağ'da Azerbaycan bayrağı dalgalanacak. Buna inancımız tam, desteğimiz tam. Videomun sonuna geldim. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkındaki görüşlerinizi, yaşananları, neler yaşanabilecek bu konudaki fikirleriniz varsa eğer aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayınız. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.